Ya burada olan oluyor. Başkasını karalayaraktan sen kendini iyi gösteremezsin burada. Al işte dünkü olayı ya. Bundan daha güzel bir örneği yok. Sen orada... Sen orada iyi yapalım. Melis'le, evet abi, Melis'le Ayça'yı kötü göstererekten kendini iyiye mi çıkartmaya çalışıyorsun? Sonra da şaka şaka. Neresi şaka? Altan hani sen, en büyük kişiliği vermişsin. Tabii. Sen iyisen yarışacaksın. Sen önceden gideceksin. Bak, bence herkesin yarışması lazım öyle bir durumda. Mehtap'ın kafa yapısı nasıl biliyor musun abi? Mehtap'la ilgili son bir kez daha konuşacağım. Bir daha Mehtap'la ilgili konuşmak istemiyorum. Ona söz hakkı doğsun, karşılıklı konuşmak bile istemiyorum. Bir doğacak ama kesin bunu verirler. Sadece şunu söylemek istiyorum. O gün de söyledim. Mehtap akıllı bir kadın. Evet. Mehtap ama aklı derler ya, fırıldaktan çalışıyor. Hmm. Aynen öyle. Bir şeyi söylüyorsun, aslında olanı anlıyor. Senin ne yapmak istediğini, Ayça'nın iyilik yaptığını biliyor. Ama doğruyu bildiği için onun tersi nasıl olacak onu da biliyor. Hmm. Ayça aslında doğruyu yaptı. Tersini söylediği zaman Ayça'yı zor duruma düşürebilir. Bunu nasıl tersi çevirebilirim? Mesela Emre... Terse nasıl çevirebilirim? Emre Hazal'ı seviyor değil mi? Evet. Bak, Emre Hazal'ı seviyor. Sevdiğini de biliyorum. Nasıl terse düşürürüm? Emre'yi Hazal'ı sevmiyor. Dersem tersi olmuş efendim. Gülsüm Hanım kendi kızını savunması gerekirken beni savunuyormuş. Bilmem ne. Ya arkadaşım, savunur. Kadın demek ki beni seviyor, destekliyor, kızına da layık görüyor. E savunacak tabii ya. Kendi kızının hatası varsa kendi kızının hatasını eğer söyleyecek. Kendi kızını tanıyorsa benim tanıyor. Hatam varsa benim hatamı söyleyecek. Evet abi. Tam objektif bu işte. Aynen öyle. Benim annem de öyle. Geldi kadın bahçeye mesela Gülsüm Hanım, Gülsüm annem. Geldi. Sizin dedi kavgalarınızı izliyorum oğlum. Seni suçlayamam. Karşılıklı dedi birbirinize yükseliyorsunuz, dik kafalısınız. Durumu açıkladı, anlattı. Ben bunu konuştum, bu kadın bunu bana söyledi diye Mehtap'ın zoruna gitmiş. Hayırdır ya? Allah Allah. Senin nasıl zoruna gidiyor arkadaş? Niye zoruna gidiyor? Sen kimsin ki yani? Görmedi ki böyle dış kapının şeyler. Dış mandalısın. Çünkü bugüne benim... kadar böyle şeyler görmedi. Görmemiş. Bugüne kadar görmedi. Çünkü hep zannetti ki her şey kendi gibi. Dünya kendine göre olsun işte. Dünya kendine herkes göre. Kaos dünyası olsun. Ne istiyoruz? Batu'yla benim herkes... burada birbirime düşmemi istiyor. Batu'yla ben burada kavga edeceğim abi. Tabii zevk o onu görecek. Ya biz senin dedikodu yaptığımızda hani fişnik verdiğimizde bazen böyle... Gerçekten insanlara hani cevap hakkı doğuracak fişnikler verdiğimizde Mehtap'ın nasıl hoşuna gidiyor? Sizin bu halinizi çok sevdim diyor. Dünyayı kendine göre oluşturmaya çalışıyor. Asıl bencillik diyoruz ya, bencil biri varsa o da Mehtap. Annemin yanına oturmuş. Ya iyi niyetin, bak bir taraftan iyi niyetli olduğunu görebiliyorum. Bak onu inkar edemeyim, edemem. Yalan söyleyemem. Birazcık da olsa bir iyi niyeti var. Merhameti sızlıyor azıcık da olsa. Kime? Ama... Mehtap'ın azıcık bazı konularda, çok hassas konularda. Ama hassas konularda da zaten eskiden diyorum. Eskiden evet. Şunu ama diyorum sonrasında. Ben görmüyorum. Sonrasında da şunu diyorum. Abi bahsettiğim kişi, şahıs bir insan. E tabii ki de hassas konularda vicdanı ve merhameti sızlaması lazım. Bu olması gereken bir o şey da zaten. O olmazsa zaten kendini bu özellikle yani olması gereken insanın yapısında ve doğasında hayvanlarda var ya. Evet. Hayvanlarda var abi içgüdüsel. Yani kalbinden, gönlünden gelerek bir şeyleri yapman lazım zaten yapıyorsan. Finalde de hatırlıyor musun? Birinciliğime laf etti beni falan bilmem ne bir şeyler söyledi. Ben sinirlendim orada. Yani gereksiz bir tavır gösterdim gerçi. Benimki birinci de çok gereksizdi. O kadar yükselmemem gerekiyordu. Ne demişti? Birinci oldun işte. Daha neyini uzatayım? Böyle bir mevzu yaptı bana. O zaman arkadaş, Batu ile Ayça'nın oluşmuş ilişkisine zarar vermeye çalışıyorsun. Toparlayalım mı? Yardıma geleyim mi? Onları benden vurmaya çalışıyorsun. Bir mevzu içer misin? Beni bir şey içer misin? Batu'dan vurmaya yok. Çalışıyorsun. Ya da Hazal'dan vurmaya çalışıyorsun. Bizim oluşmuş ilişkimize zarar veriyorsun. Evet. Bizim iyi yolda giden ilişkimize zarar veriyorsun. Amacını da zaten burada söylemişsin, birinci olmak. Beraber olduğun eş adayında strateji yaparak bu eve girdiğini ve burada kaldığını itiraf ediyor. O zaman siz danışıklı dövüş olarak sürekli strateji yapıp oluşmuş ilişkileri bozup aynen öyle. Onların önüne geçmeye çalışıyorsun evet. O zaman. Amacın bu mu senin? Eğer amacın buysa... Bunu yaparsa amacı buydu derim. Sen böyle yapıyorsan amacın buna doğru görünüyor, buna doğru gidiyor. Aynen öyle. Niye destek vermiyorsun? Kim? Sana yani bunu biz kaç defa söylememiz lazım abi? Batu'nun, benim, Ayça'nın, Hazal'ın bunu kaç defa demesi lazım? Bu konulara girmeyin, eskiyi açmayın, geçmişe gitmeyin. Biz rahatsız oluyoruz. Bizi rahatsız ediyor. Çünkü sonuçta bazı şeyler konuşulmaması gerek. Çocuğa rahatsızlık veriyor, bana rahatsızlık veriyor. Yani...
Bunları biz söyledikçe neden kaşıyorsun? Kaşımandaki siz amaç Hazal'la ne? Hazal'la en büyük kavgayı mehtap lafı geçtiğinde etmediniz mi? Bahçede. Oradan çıktı zaten dava. Batu'yla Ayça... Sen de mi onun gibi düşünüyorsun? Batu'yla Ayça kimin yüzünden evi terk etmişti? Ayça mehtapla tartışırken Batu'yu susturmaya çalıştı. Tamam işte puzzle oturuyor abi yerine. Yani hedefi oysa... Kusura bakmasın yani. Dün mesela ben şunu dememek için kendimi zor tuttum. Cansel dedi ya işte biz şaka yapıyoruz. Burada illa herkesin bir geçmişi var. Bunun kimsenin zoruna gitmesine gerek yok dedi ya. Burada işte yaşanmışlar var. Beyler kusura bakmayın da zorunuza mı gidiyor tarzında bir şey dedi. Kim dedi onu? Cansel. O tarzda bir kelime kullandı. Evet evet. Bu tarzda bir kelime kullandı dedi ki burada sonuçta yaşanmışlar, yaşanmışlar var. Geçmiş var yani bunlar kimse olacak şeyler. Kusura bakmasın dedi. Bunlar olacak şeyler dedi. Bunun yüzünden mehtaptan ihtar görmedi mi? O kelimenin yüzünden Murat'la Tankut abi dışarıda sohbet ederken bu verildiğinde fan buluşmasında Eser ikisine bağırıp çağırmadı mı? Doğru. Bunları yaparken sen, başkası sana yaparken iyi, sen başkasına yaparken ne oluyor? Buranın bir geçmişi var. Olmaz abi. Bir hareketi yapıyorsan kendini yerine koyacaksın. Ben burada böyle bir şey de unutuyorlar ya. Tankut abinin dediği gibi unutuyorlar geçmişte unutuyor ne yaptıklarını. Abi. Şu ana bakıyorlar. Hepsi geçmişte mehtapla düşmanlardı. Şu an araları iyi diye kayırmaya çalışıyorlar. Yanlarında tutmaya çalışıyorlar. Ama biz bu adamın devamlı yanındaydık. Ben Mehtap'la beraberken de bu adamın yanındaydım. O zaman da destekliyordum. Şu anda da destekliyorum. Mutfakta bir şeylerle uğraşıyordum. Yani ben yokmuşum gibi davranmaları hala da ortada açıkçası öyle söyleyeyim. Yani karşılarında ben varım. Ben yokmuşum gibi benim hakkımda muhabbet yapıyorlar. Yani ben dışlandığımın farkındayım. Hala dışlanmadığımı söylüyorlar. Ama zaten gösteriyor her şeyi. Ya üzülüyorum açıkçası. Bir şey söyleyemiyorum. Keşke gelseler de sorunlarını tek tek bana açıklasalar. Sen yeter ki sen...